Yani. Peki hocam aileler şimdi gelelim o konuya. Evet. E, demiyorlar mı ya biz size gönderdik çocuğumuz hizmetçi mi orada temizlik yapıyor diyorlardır. Diyenler vardır. Kesinlikle <laughs> e, var. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle var. E, tabii eh, velilerimizle bunları çok şey yapıyoruz. Yani velilerimiz de haklı olarak hani e, o anne baba duygusallığı çerçevesinde korumaya çalışıyorlar. E, ben Hı -hı. hep şunu söylüyorum korumaya çalışırken önlerine farkında olmadan duvar örüyorlar. Evet. E bundan dolayı da ee, hani ya hocam diyor hani sizin aşçınız yok mu sizin? işte temizlik elemanınız yok mu? Bizim kesinlikle bu elemanlarımız var ama biz önce çocukların bunu öğrenip gerçekten e, kendi başının çaresine bakabilecek çocuklar olmasını istiyoruz. Mesela e, anaokulunda derslerimizin yüzde seksenini biz sokakta yapıyoruz. İşte tarım dersi, atölyeler, helikopter hangarı, buralarda robotik kodlama yani dersleri dışarıda binanın dışında yapıyoruz. E tabi bazen velilerimiz şey söylüyor hocam diyor işte çocuk diyor e, dışarıda üşümüş diyebiliyor işte <laughs> ama bunları yaşaması lazım. Biz giydiriyoruz çocukları hatta pedi, e, bir pediatri uzmanı e, velilerimize seminer verdi yani e, soğuk algınlığı daha tıp dilinde e, grip hastalığına hani dönüşme gibi bir şey yok daha netleşmemiş yani. Hani merak etmeyin biz dikkat ediyoruz hani evet. biz çocuklarımızı koruyoruz. Ama velilerle çatıştığımız zamanlar kesinlikle oluyor. oluyor. Peki e, hani bu çatışmalar... Şimdi şöyle bir durum var Türkiye'de. E, veli ya çok karışıyor. Oturuyor ders programını, saatlerini. Derse giren veli biliyorum ben. Evet. Gizli gizli. Evet, evet, Online evet. dersine girip çocuğun... <laughs> ne deniyor ona? E, trollüyor çocuğun dersini. Dinliyor bakalım. Ya da mesela bir arkadaşım var. Çok komik, çok da gülüyorum. Kızıyorum da ona. Hadi konuş. Hadi sen de söz al. Falan diyor çocuğa yani. yani online ders yapılıyor ya şimdi. Duyuyoruz bunları. <laughs> çok yaşıyoruz. Ya çok karışıyorlar. Bazıları da çok ilgisiz. Tabii o denge dengeyi tutturmak zorundayız. Hayat denge işi. Evet, Çocuk yetiştirmek de denge işi kesinlikle. hocam. Kesinlikle. Yani. yani artık eee bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani çocukla ilgili bir şey yaşıyorsa e, bizimle zaten bizim e, bu konuda profesyonel uzmanlarımız var. Biz gerekli şeyi çok rahatlıkla velinin zamanını çalmadan aktarabiliyoruz. Ama bizim dışımızda herhangi bir sıkıntı yaşıyor ise e, çok rahatlıkla ulaşabilir. Sizin biraz önceki söylediğiniz iki olay ya çok karışıyorlar, evet. ya da çok ilgisiz olabiliyorlar. Bakın ilgisizliği tercih ediyoruz. Yani hani çünkü çocuğu karışayım derken e, hani onu bir birey olarak görmüyor, arkında değil yani hani bu konuda hani onu koruyum derken işte hadi söz alsın derken e, karışmamak demek. Yani çocuk bir yerde e, işte ödevini yapmadı. Yani orada bir öğretmen müdahale eder, gerekirse bir e, hani orada bir azar yer filan bir şekilde. Zayıf not alır. Ha, zayıf not zayıf alır. notu bir daha almamayı öğrenir. Kesinlikle hayatın gerçeğiyle karşılaşır. Evet. bir, yani hani e, bu, bu çok çok kıymetli ama tabi e, önemli olan denge, bunun dengesinin sağlanması çok önemli. E, yani hani biz burada velilerimize ısrarla e, çocuklarla çocukların hepsini gerçekten e, bir birey olarak görmeleri lazım. Benim Hı. okulumun Tamamını çocukların fikirleriyle oluşturduk. Bu da eski köyensiz sistemi. Neden? Bu çocukların genlerinde var çünkü. Evet. Yani helikopter alalım demişler. Yani sonuçta sen ben demeyiz şimdi, değil mi? Düşünün. Bizim ya, ya. aklımıza gel. Okul kurulacak. Ay acaba hangi bilgisayar? İşte en yüksek teknoloji var mı? Falan deriz veliler olarak. Bakın. Çok... Ama öğrenci diyor ki, ya hocam helikopter olsa da biz de havacılık görsek. Almış hocam. Yani e, biz on, onlar bizden daha zeki ve başka bir Kesinlikle. dünya kuruyorlar sevgili izleyiciler. Kesinlikle